kargo hizmetlerinden memnun olanlar bu bölümü izlemeyi hemen bırakabilir. Adresinizde sizi bulamadık. 2019'da internetten alışveriş yapıp kargo şirketinden bu mesajı almamış olanınız var mı? Peki sosyal medyada herhangi bir kargo şirketinin sayfasına atarlanmamış olanınız? İyi haber şu, Amazon, Google, Ford gibi dev şirketler otonom teslimat robotlarına ve dronlara yatırım yapıyor. Silikon Vadisi'nin de popüler konularından olan bu alanda çözümler geliştiren startuplar milyar dolarlara varan yatırımlar bulabiliyor. Yani birileri teknolojiyi kullanarak klasik kargo taşımacılığını yıkmaya geliyor. Peki Black Friday çılgınlığı ile tahammül sınırlarını aşan kargo sorununa bu otonom robotlar ve dronlar ne zaman gerçek bir alternatif olacak? Kargo deyince başlayan baş ağrılarımızı hangi robotlar, dronlar sonlandıracak? Başlıyoruz. Bu otonom robot dünyanın en büyük lojistik şirketlerinde olan FedEx'in yeni nesil teslimat robotu Roxo. Geçtiğimiz hafta New York'ta görücüye çıkan Roxo, belediye başkanı tarafından bir New Yorker'ın yapabileceği bir işi asla bir robotun yapmasına izin vermem cümlesiyle adeta kovulmuştu. Anlaşılan otonom robotların dünyanın en hızlı şehrinde teslimat yapmak için henüz ilkel bir teknoloji olması da şikayetlere neden olmuş. New York'u gözüne kestirebilecek özgüvene sahip olan bu robot, şu anda Pizza Hut, Walmart gibi markalarla birlikte test ediliyor. Bu robot ise bugüne dek 100 binin üzerinde teslimat yaptı bile. Starship teknolojinin geliştirdiği bu otonom robot, 100'den fazla üniversite kampüsünde getir götürden sorumlu. 10 kiloya kadar eşya taşıyabilen bu arkadaş, 3 kilometrelik bir alanda hizmet veriyor. Öğrencilerin çok sevdiği bu robotların yatırımcılardan bugüne dek 85 milyon dolar yatırım almış olduğunu da belirtelim. Bu zor devrildiği söylenen, engelleri aşabilen, basamak çıkabilen teslimat robotu Digit ise Ford'a ait. Evet, bildiğimiz Ford. Ford, otonom araçlarını yaptığı işbirlikleriyle bir süredir teslimatta kullanıyordu. Ancak insanların evlerinden çıkıp otonom araçlarından paketleri alması güvenlik problemlerini beraberinde getirmişti. Bu soruna bir çözüm bulmak isteyen Ford, Agility Robotics ile işbirliği yaparak Digit'i geliştirdi. 18 kiloya kadar paket taşıyabilen Digit'in çok katlı binalarda ve daha karışık bölgelerde neler yapabileceği ise şimdilik belirsiz. ABD'nin dev marketleri Walmart ve Kroger ürünlerini bu otonom araçlarla dağıtmaya başlıyor. Eski Google çalışanlarının kurduğu Nuro, bölgesel ürün dağıtımı için tasarlanmış, kendi kendine giden bir araç. Araç farklı konfigürasyonlar sayesinde her türlü yük, eşyayı, gıdayı, paketi şehir içinde belli mesafelerde taşıyabilecek şekilde tasarlanmış. Bu şirket bugüne dek Japon SoftBank'in de içinde bulunduğu yatırımcılardan 1 milyar dolara yakın yatırım almış durumda. 1 milyar dolar. Hatırlayalım geçen haftadan kimdi bu SoftBank? Bunun, bunun ve bunun üreticisi. Bu robotlar yakın gelecekte siparişlerimizin zamanında bize ulaşmasını sağlayabilir mi emin değilim. En azından yakın gelecekte. Daha Amerika'da oturacak da Türkiye'ye gelecek de biraz yolu var gibi. Ama başka bir yol daha var diyen bir şirketten, Dünya Ticaret Devi Amazon'un yolundan yani dronlardan bahsedebiliriz biraz. Amazon geçtiğimiz yıl tam tamına 2,5 milyar adet kargo teslimatı gerçekleştirdi. Üstelik Amazon bu teslimatların %50'sini bir kargo şirketi kullanmadan kendi imkanlarıyla yapıyor. Amazon olunca bunlar kolay görünebilir. Ama bu şirket başka bir şey daha yapıyor ve uzun zamandır siparişlerini dronlarla teslim etmek için testler yapıyor. Prime Air adındaki bu dronlar ilk testini 2016 yılında İngiltere'de yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde şirketten yapılan açıklamaya göre dronla teslimat aylar içinde başlayacak. Bu dronların 24 kilometre menzili bulunuyor ve 2,5 kiloluk paketleri taşıyabiliyor. Amazon dikey olarak havalanıp iniş yapabilen bu dronlarla teslimatı yaygınlaştırmak için şehir merkezlerine yakın olan depolarının sayısını arttırıyor. Amazon'u anlatmışken şu güzel işten de bahsetmeden geçmeyelim. Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un kurduğu Blue Origin adlı uzay şirketi geçtiğimiz hafta dünya genelindeki çocuklardan topladığı kartpostalları roketle uzaya göndermişti.
Her bir kartpostala uzayda uçuş yaptı damgası basıp çocuklara geri de yollayacaklarmış. Drone'la teslimat konusunda Amazon elbette ki yalnız değil. Bu dronlar da Google'ın uzun zamandır geliştirdiği Wing projesine ait. Wing, Avustralya'da 1,5 yıllık deneme sürecinin ardından bu yılın ortasında ilk ticari teslimatını gerçekleştirmişti. Amerika'da yasal izinler için gerekli test uçuşlarını sürdüren bu dronlar, Avrupa'da ilk kez 2020'de Finlandiya'da denenecek. Drone'la teslimatın uygulanabilir olması için teknoloji devleri dronlarının güvenli olduğunu göstermek zorunda. Ayrıca daha hızlı, daha az maliyetli ve kara taşımacılığına göre daha yeşil bir yöntem olan drone'la teslimat konusunda en büyük eleştirilerden biri de gürültü kirliliği. 2030 yılında her 4 teslimattan birinin drone'la yapılacağı öngörülüyor. Dronların vızıltısı altında yaşamaktansa, evde olduğum halde beni evde bulamayan kargomu gidip şubemden almayı tercih ederim diyeceklerin sayısı hiç de az olmayabilir. Bu bölümde yer verdiklerimizin dışında da otonom teslimat robotları geliştiren, drone'la taşımacılık konusunda uzun zamandır çöllerde testler yapan pek çok girişim bulunuyor. Görünen o ki bu teknolojiler başlangıçta problemleriyle birlikte hayatlarımıza girecek. Ancak geldiğimiz noktada geleneksel kargo taşımacılığının en ileri noktası buysa, yani bu kadar teknolojiye, yazılıma, izlenebilirliğe rağmen geldiği en son nokta buysa, yani sizi evde bulamadık, bir zahmet siz geliverin kurnazlığıysa, açılmayan telefonlarsa, robot ve dronlarla yapılacak taşımacılığın en ilkel hallerini bile görmek için sabırsızlanıyorum. Haftaya bambaşka bir konuyla görüşmek üzere. E-ticaret siteleri, kargo şirketleri, unutmayın, daha iyisi mümkün.